Herkes merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kerim Can Duymaz'la Adam Yumuşak Yay kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Didem Soydan var. Didem'e bir yılbaşı makyajı yapmak istiyorum. Yani aslında böyle kafamda nasıl bir makyaj yapacağımı tasarladım. Ya akmayacak. Evet, anlat bakalım, ne yapacaksın? Anlatayım hayatım, ne yapacağım? Kafamda bir makyaj belirledim aslında. Sana böyle daha önce hiç yüzünde görmediğim bir makyaj yapacağım ama böyle çınarla falan bu arada. Of, bakayım. Hani böyle gerim gerim gerilecek, böyle duracak yüzün gözün. Bella şey, eyes. Şey olacak mıyım, kedi baba, böyle kedi göz olacak mıyım? Baba olacak bu arada. Ne zaman geldin New York'tan? Ben New York'tan ne zaman geldim? 2 hafta oldu mu? 20 gün oldu bu arada. Oldu. Şimdi bir alkolle şunu yapıştıracağım yere önce bir temizliyorum ki hani bu cildin yağlı dokusu falan kendi yağından arınsın ki atmasın diye. Sen ne zamandır makyaj yapmıyorsun? Ay sen, ay sus. Biraz gereyim seni. Gerçekten ben 4 yıldır böyle adam akıllı oturup kimseye makyaj yapmadım bu arada. En son kime yaptın? Hatırlıyor musun? En son bir arkadaşım işte bir makyaj yaparken onun üstünde böyle ufak tefek dokunuşlarda bulundu. Danla'ya yaptın ama galiba. Yapmadın mı? Yaptım ayağım. Var. Sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? İyi, ben de geldim. Seninle aynı zamanda oradaydık. Sus, doğru. Konuşmayalım bunları istersen. Anlatamayacağımız şeyler yaşadığımız bir gece oldu. Ay bakar mısın? Böyle olacaksın. Bakayım. Bunu cildime monte ettirmek istiyorum şu anda. Bu yapışkandan bir tane daha var mı mesela bir şey olsa? Var. Ya bundan 1000 tane alsak mı? Sus, kaldır bu tuttuğun şeyi. Çekikliği nasıl sence şu an? Dur güldürme. Tamam. Yırtılacak gibi geliyor. Şimdi tamam. Kerim'in videosunda benim en zorlanacağım şey ne biliyor musunuz? Makyaj yapılırken konuşmak. Ama şu manada 15 senedir bana öğretilen şey, yani senin de yani kendi başladığın mesleğinde ne derler? Model asla konuşmaz. Asla. Bak, yani. Birinci kural modellikte iyi vücudunu geçtim, yani tekniği geçtim. İlk sete girdiğinde ilk söylenilen şey sana. Peki bombayı patlatayım mı? Patlat. Ben asla konuşarak makyaj yapamam. Hadi canım. Gerçekten yürü mi? Ederim. Oha, bilmiyordum. Bitti. O yüzden. Bitti. O zaman görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir makyaj olacak. Tabii. Giydiğime pişman olduğum bir body suit ile karşınızdayım. Yani. Şimdi makbule oldu ama. Şimdi Nursel. Nursel nasıl bir cilt be seninki be? Nasıl bir cilt be seninki? Allah'ın... Tükürüyormuş değil mi? But. Gerçekten Didem. Bebek bakıyorum misin? Ama cildime. Bir de yediklerine de çok alakalı. Yani mesela evet. Patates kızartmaları, yağlı yağlı şeyler yiyince mutlaka sivilce falan çıkıyor ister istemez. Yani o konuda ben şanslıyım ya. Evet. Her şeyi yiyor musun? Yiyorum, evet. Her şeyi yiyor musun? Her şeyi yiyorum. Once you go black, you never go back. Bu arada ben sağlığım ya, asla bu tarafına bir şey yok. Gel dönelim. Böyle yap. Abartma ya, nasıl dönelim oraya? Benim açım bu tarafa. Bu arada kullandığım ürünleri falan asla anlatıp konuyu dağıtmak istemiyorum. Yani marka reklamı yapmıyorum şu anda. O yüzden hani bilmenize de pek fazla gerek yok. En son hangi filme gittin sinemada? Ay sus, dün hadi şeye gittik, Jumanji'ye. Nasıldı? İğrenç. Ben de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yarısından berisine çıktık, ya yarısından sonra çıktık bir 10 dakika. O derece dayanamadık. Bayağı dayanamadık bu arada. İğrenç ötesiydi. Peki senin mesela seçenek sunacaklar. Birini seçeceksin makyaj yapmak için. En çok kime makyaj yapmak isterdin ünlülerden? Ve şu an ellerimin altında. Ya bak kalpler. Yani. Hayır ama. Ne hayır ama? Ay beni bak şimdi hemen duygusallaşırım diye. Bu arada sizden bize sormanız için sorular istemiştim. Ve sorular geldi. Didem sana da çok soru Allah, var. Allah neler sordular acaba?
Umut Eker'le Didem Soydan'ın arasında ne var? Ne var? Evet, bunu bir açıkla bence. Sevgi var, dostluk var, kardeşlik var Ne benim zamandır aramda. arkadaşın Umut peki? 15 sene. Ne diyorsun? 2003'ün başında tanıştık. En sevdiğin insan tipi? Karşımda oturuyor. Ay, en sevmediğin, özür dilerim. Yanlış sordum. En sevmediğin insan tipi? İletişim kuramayan Ay insanlar. sus, alık, salak. Alık, çomar. Çamar ne kız? Çomar işte. Ne o ayol? Ya hiçbir şey hakkında fikri yok ama konuşuyor. Boş ama. Bir daha Yani. ben buraya gelmişim. Bir de hala profesyonel bir ekiple çalışmıyorum. Hala kendi bokumu kendim yapıyorum. Farkında mısın? Evet, farkındayım. Biraz şaşırttın beni. Ne mana? Aptallığım peki benim? Hani bunlarla ben uğraşıyorum. Mikrofonu ben takıyorum. Pilini ben ayarlıyorum. Chiplerini, USB'lerini, memorilerini, kartlarını, disklerini, bataryalarını, şarjörünü, her şeyini ben ayarladım ama. Işıkları kurdu, denemesini Sus! yaptı, Hani benim neyime alanı yani? düzenledi. Hani New York'ta bunun şeyim yoktu, hani Hani evet, hadi imkanım onu yoktu. anlarım. Burada Ama tonlu şu an bir arkadaşım var, neredeler? telefonumla 50 tane kameraman toplarım buraya. Şimdi evet, biz bir ara verdik bu arada, toparla. Hadi birazcık böyle kaymalı mısın sadece? Nasıl bir ara verdik? 4 saat. But. Yemek yedik falan. Açay oynar mı? Kalk kız, bir twerk yap, oynar. Aa. Yapamıyorum sıralarımdan da. Niye ki? Onu ilerleyen dakikalarda. Var ya. Rihanna'yı nasıl görmüştük Ay beraber? sus ya. Aynı olayı Ya. anlattım. Rihanna'nın konseri için New York'a gidiyorum. O Ay. sırada Didem New York'ta yaşıyor ve biz Didem'le gece Buluşuyoruz. kulübe gidiyoruz. Ya Rihanna falan geliyormuş diyorum. Hiç denk gelmedim ama derken Kerimcan'ın suratında bir ifade donmuş gibi, sanki yani Matrix'te zaman durur ya. Ben böyle Kerimcan böyle bak. yaptı bak. Kerimcan'ın öyle durduğu yöne bir baktım. Rihanna. Rihanna geliyor. Ama Kapıdan yani geliyor. şuradan geçiyor. Burada. Ve ben Ve Rihanna'nın konseri için New York'a tatile gidiyorum ve iki gece düşün. önce kulübe gidiyorum ve Rihanna ile aynı Ve kulüpte eğleniyorum. öyle bir yerde biz yer bulduk ki Rihanna ile dip dibe Yanında. eğleniyoruz. Ya Kerimcan'ı görmeniz lazım da bir yerden sonra şey dedi. Ben buradan çıkmak istiyorum. Evet, Diyorum ki hatırlıyor niye çıkıyoruz? musun? Zaten zor girdik yani. Evet, Ne? Yok dedi, dayanamayacağım yani. Kadının ışığı beni mahvettin ya. Böyle öyle şeyler söylemiştim. Keşke konuşabilseydim ama ben o arada. sus. Yani Ay bu nasıl bir ses ya? Ben bunu tokat. nerede keşfettim biliyor musun? Barcelona'da bir festivale gidiyorum. Orada kulüpte Herkes. herkes kulüpte böyle, inanamazsın o Kulağım sesi. yok. Buradan bana Seni şey gibi geliyor buradayım. şu an Kerimcan bak. Kulağım patlamış orada. Duymuyor. Neyse, kulak zarımı da bıraktığım bu çekimde bana yapacağım makyajda neyi hedefliyorsun? Yapayım ama şuradan şöyle yok olsun makyajın. Saçın Hani yok. derisiyle. Ha, hani gitsin buradan, böyle toz olsun, uçsun. Hiçbir şekilde bir ufacık bir hata istemem ama bu kadar konuşurken ve muhabbet ederken makyaj yapıyor olmam gerekmesi. Evet, işte o şeye dedim ya çekimin başında, o kadar ters bir şey istiyoruz ki ikimiz de birbirimize. Evet. Normalde put gibi durursun. Hani ben de Yani hayvan gibi aynaya bile bak, çalışırım yani aynen. seninle Aynen. konuşmadan. Ancak şu, çeneni kaldır, yukarı Ha bak, evet, şuraya aşağı bak, o et. kadar Aşağı indir, muhabbetimiz gözünü o. kapa, aç, o kadar. Yani hem inanılmaz bir makyaj sonucu ortaya çıkartmaya çalışmak hem de konuşmak gerçekten Çok çok, zor. ikisi bir arada çok zor. Yani Beyoncé'nin dans ederken şarkı söylüyor Evet. olması gibi bir şey bu Onu bir arada. tek o Ay yapabiliyor bence. sus ya. En net Nasıl bir haliyle. kadın ya? Bir kere çok şansıma, yakından izleme şansına sahip oldum. Dibinden izledim. Hala inanamıyorum. Ya bak, en iyi dansçısı var önde. O Ondan nefes iyi. nefese. Ondan daha iyi ama. O ondan daha iyi. Evet. Böyle bir şey Gıklamıyor olamaz. kadın. Olamaz. Ben de Coachella'da canlı Ve izledim. bak, boynum tutulmuştu. Sinirden böyleyim yani. Nasıl bir nefes ya, şuran inip kalkmaz mı ya? Biz zaten hipnoz olduk bu arada. Tabii. Yani hani şarkılarını eşlik edersin, eğlenirsin. Asla öyle bir şey Evet, yapamadım. değil. Rahat etmedin değil Kilitlendi mi? ve böyle hiçbir şey konuşmadan, Ben de öyle şarkılara dahi izledim. eşlik edemeden onu izledim. Yani boynum İnanılmaz. tutulmuştu. İnanılmaz bir kadın bu arada. Çok acayip bir şey oldu. Sus.
Yukarı bakalım. Asla konuşuyoruz. Ama bak şey o benim var ya gerçekten olmuyor. İş modu anı. Ay, bak bende şey gibi bu. Hani hipnoz edersin bir kelimeyi geçtiğin ona geçer ya. Gerçekten. Ben makyaj moduna böyle geçerim yani. Gerçekten. Ben de öyleyim işte. Yani susmak gerekiyor. Neyse konuşmaya çalışıyorum. Deniyorum şu an. Bir dakika dur. Ha. Konuşamıyorum arkadaşlar. Ya Kerim Can'ın yani sustuğu tek bir anı düşünebiliyor musunuz? İşte bak bu işini evet, yaptığı an. Çok ilginç bence. An. Hiç kimse inanmaz değil mi? Beni tek susturan şey işim evet. Olan saygım. Evet. Başka hiçbir şey beni susturamaz. Bak çok ilginç. Mesela hiç seni lal edecek ne olabilir ki? Gerçekten hiçbir şey olmaz. Rihanna oldu lal evet. Etti. Ben lal olduğunu lal gördüm bak. Böyle bak. O kulüpte eğlenmedi biliyor musunuz? Evet. Biz Rana ile kendimizden geçmişiz. En sevdiğim şarkılar çalıyor. Full R&B çalıyor kulüpte. R&B çalıyor. Rihanna yani yanımda. İki kol mesafesinde önünde kadın twerk yapıyor. Kendi şarkısında ve Kerim Can böyle bak. Artık canım dedim ki sana bir içki alayım mı yaptım? Yani böyle ya bir şey iç bir kendine gel bir rahatla şey dedi. Ben dedi yapamayacağım. Evet çıkıyoruz çıkıyorum dedim ben çıkıyorum dedi. Dedim. Bak o kadar sevdiğine birisini birini ilk defa öyle şahit oldum. Ya bayılacaktım. Evet. Ama ben bu arada o kadar seviyorum. Biliyorum yani. Biliyorum hani... ben biliyorum hani etrafta da bana sorduklarında gerçekten o kadar çok dedim ki. Eğlenemedi kulüpte sus. Ya. O denli ama gerçekten bu arada. Şöyle bir durum var. Makyaj yapıyorum ya normalde hep makyajı ben aynaya bakarak evet. Yaparım. Yani hani böyle karşıdan da makyaj yapıyorum. Şöyle makyaj yapılmaz ki yani benim için de o tarafına dönmem gerekiyor. Bir de öyle de bir manik evet. Var bu arada. Aslında senin şöyle olman lazım bana. Bu arada ben böyle göz rengini ortaya çıkartmak için gözün böyle dış ve iç kısımlarında koyu renk kullanıp ortaya da böyle bir pigment kullanacağım. Bir zaman arkamızda... Biz böyle ama aşkım ne yapıyorsun ilk sene? Aslında kamera umurumuzda değil ama. Ay az önce de konuştuk dedik ki... Az önce dedik ki şurada muhabbet ediyoruz, nasıl güzel gülüyoruz biliyor musun? Ay. Nasıl konuşuyoruz ama. Sonra dedik ki şuraya oturuyoruz şu flaşın önüne asla oradaki şeyimiz olmuyor. Ay, şu an oluyor işte. Benim yemin ederim bu sefer götüm kırıldı. Ay götüm kırılsın o kırılmasın bulamıyorum. Sen böyle makyaj yap. Adam gerçekten. Küçük Hüsamettin gibi. Bakıyor mu buna bak kapan. Ya ama yani bakıyorum ona. Bak bak da bir de onları bak arada. yayındakiler sizden özür diliyorum. A neden? Ay şundan dolayı çünkü evet ben dekolte giyerim ama bu çekmiş ya herhalde. Yemin ediyorum bu kadar değildi ya. Aa ne oldu buna göre? Daha böyleydi. Beni görünce bir açtı kendini. Kaç bedensin? Kaç bedenim? 85B. Kız göğüslerin değil belin bu popon yani belin olarak. Tamam işte belim de 60, kalçam 92. Bir dakika 92, 60, 85. Evet. B. Evet. B ne? Ölçüsü evet. Peki sırttan mı onun ölçüsü şey? Evet. Nasıl oluyor? Nasıl alıyorsun ölçünü? Tamamen buradan alıp burada birleştiriyorsun kopça gibi. Peki ABC'lerin farkı nedir? Kalp farkı. Büyüklüğü mü? Sırt büyüklüğü olabilir, göğüs büyüklüğü olabilir. Mesela benim omuzlarım daha geniş, normalinden daha büyük. Normal ölçümden bir kap büyük çamaşırı kullanıyorum. Bir anda iç çamaşır röportajı veriyor oldum. Hayır ama ben bedenini sordum sen stüdyenin boyutundan İşte evet bahsettin. Bu çünkü bedeninle alakalı bir şey. Ha. Ya. Anatomi diye bir şey var.
Ya bu o kadar kötü ısırıyor ki. Ama sen de New York'ta biliyorsun. Bir kere kolumu ısırdı. Aylarca morluğu geçmedi. Vampir gibi ısırdı ya. Bana bir de Rana'yı da ısırdın. Ay Rana'yı olay ısırmışım burada. Çürük içinde. Rana'yı öyle bir ısırdık kızın gözleri böyle yaşlı bana bakıyor. Benim peki bu ruh hastalığı, ısırma ruh hastalığım zombi bak, gibi. Sen öyle de kedi göz yaptıracak mısın? Sakın yaptırma. Galiba. Ay bir belli istiyorum. Bir dakika. Orayı bu makyajın bozma. Buradan tut. Ellemeyeceğim zaten. Ellemeden nasıl bakacağım kız? Sen bir sus. Baksana Didem. Ya benim yaptırma. Gözlerim böyle düşük. Çok hafif yaptır ama o zaman. Ya şöyle olsun işte. Olsun hadi olsun. Ne yapayım hiç dinlemiyor. Önünde diye. Bir kobay olarak durduğun için çok mutluyum ama. Her zaman dururum. Sen yeter ki yap arada ya. Ben istiyorum senin yapmanı arada. Biraz gülmüşsün, şeyin akmış. Acaba niye güldüm? Bakayım. Ay Didem de bu arada. Ay Didem. Didem. Ay Didem. Ay bu şarkı çıktığında bir çocuk lisede bana. Ay bunu takıyorum da bu arada. Koridordan bağırarak bunu söyleyerek geçerdi eğer nöbetçiyse koridorda. Aa, bütün sınıf ondan sonra bütün okula yayılmıştı. Beni nerede görseler bayağı bir sürü o şarkıyı söylediler. Didem. Aa bir de bir çocuk vardı. Her gün sırama bir tane Dido çikolatası bırakıyordu. Dildo. Ne çikolatası dedi anlamadım ki. Ne dedi ayol? Anlamadım ayol. Ne çikolatası? Dido. Lan ha, Dido kırmızı. Vardı ya evet. Tamam. Ay onu niye öyle anladım ben? Niye acaba? Ay çikolatası olsa ya, yani çikolata sonuçta gelir. Aslında ben aldık. Aldık yedik. But. Ay beni çok güldürüyorsun bu arada da bu arada. Ha sana şu an biliyorsun ben Instagram'da şey yaptım. Hı hı. Bir video çekeceğiz Didem'le beraber dedim. Ve soruları sormak istediklerinizi sorun dedim. Hı hı. Ve bana bir sürü soru geldi. Ve ben de o sorulardan seçtim. Böyle yazdım. Şimdi sana ilk sorunla başlıyorum. En madi soruyla başla. En madilikle. En. Çok bir madi bir soru yok ama şunu sorabilirim. Hı. İlk kiminle öpüştün? Hikayesi güzel. Çünkü gerçekten ben gençlik dizilerindeki o sahneyle öpüştüm. Doğum günün ortasında yani böyle doğum günü kutlandı, eğlenirdi falan filan böyle dans şarkıları çalınmaya başlandı. Beni dansa kaldırdı ve şey dedi, benimle çıkar mısın? Dans ya, ederken evet. Sen şey vet. Ben de böyle utandım, utanıyorum. Ona bakıyorum derken öpüşürken buldum kendimi. Şaka yapıyorsun. Evet. Ve o salihsiz, ya ben zaten aşık olmuştum ona. Bir iki haftadır aşıktım. Doğum gününde kapattım çocuğu. Hiçbir zaman gözükmez. Sadece ucu kapalı. Benim defilelerde, şeylerde, tasarımcıların da lafıdır. Ne verirsen ver, ne giydirirsen giydir, en açığında bile göğsünün ucunu göremezsin. Seninkinde. Evet. Bir tane bulamazlar. Birebir poz verdiğim öyle bir şeyin haricinde açılmış bir görüntüsünü asla bulamazlar. Daha yok yani. Batma yanma. Hayır yok. Divalar mısın? Gözüm böyle düşermiş. Sıfıt düşermişsin. Tabii ki ne sürüyorum? Bu yuvarlak yerde çok şey yarıyor. Tam sana zaman. Ağladım kız. Gözüm yemin ediyorum cennet geldi. Kuşunun çifreşme çağrısı gibi güldün. Cennet öyle gitti. O ne kız kirpikleri? Kirpikleri ne dedin anlamadım onu duyamadım. Ay gözüme soktu karı dizi attı ama bütün kirpiği yemin ediyorum. Şey. Gördüm bu arada. Çatır diye. Ay. Kerim akıttın bütün gözümü güldürerek ya. Akıttın mı?
Akıttın mı bro? Şarj marj var değil mi kız? Bunlar çekiliyor değil mi? Bakın seninkine. Aşkım ha, hiç merak etme, dip dibeyiz. O kayıtta. Alır o mikrofonu. Tamam dur. Ne sürüyordu? Kerimcan Durmaz. Ama şey akmış her şey. Ben ağlamışım. Senin gözün akmış. Ya gözüme bakın. Kız senin gözün bu da aktı biliyorsun değil mi? Makyaj çöp. Silip baştan mı yapsın? Devam. Glow Up'taki gibi her şartta devam edeceksin. Aynen tabii canım, ben şimdi tuz topu harcamını izle. Bakar mısın ama? Çimento sürüyor böyle. But. Aşağı bakıyoruz. Şimdi alt taraftaki kendi kepiklerinin rengi böyle concealer rengi var ya hafif grimsi. Onu kapatıyorum. Onu şu an yoğun bir siyah görmek istiyorum. O yüzden kendi maskaramı tercih ettim. Çünkü yoğun siyahı bir tek benimki veriyor. Abartmayayım da. Hani güzeldir yani. Bakayım. Mürekkep olarak kullanabiliyorsunuz. Falan bak. Çatır çatır. Mürekkep olarak kullanabiliyorsunuz tabii canım. Jeton yeni düştü şu ama. Tabii canım, 10 dakika sonra anlıyorum onu ben. Ses bana 10 dakika sonra geliyor. Bakın. Azerice sordu ona. Bakın. Olay oldu. Ay Ninem renge bak. Renge bak. Başka ben buradan soru. Erkek arkadaşımla buluşacağım. Erkek arkadaşın mı var? Yani var tabii. Düşünsene böyle makyajla gideceğim. Merhaba ben Yılbaşı Ağacı. Sus. Süsle beni diye. Aa, erkek arkadaşın olduğunu bilmiyordum bu arada. Keşke senin şu an yaptığın şeyi görebilseler. Ben 5 tane falan. Kaç tane rengi karıştırdı? Rengi karıştırdım. Başka bir tane yapıyormuş bana. Nasıl bir şey yapmışım be? Karışım. Nasıl? Seni en çok heyecanlandıran podyum hangi tasarımcıya aitti? Yani hangi markaydı? Anladın mı? Vivienne Westwood defilesinde yürümüştüm. Ne? Evet. Hayır. Ben yüzümden indim buraya ama. Ben böyleyim. Baktım muhatap bulamadım orada. Ama ne bileyim ben böyle baktım, badanaya başladım dedim komple body paint yapayım da. Ama zaten doğrusunu yapıyorsun. Ya aşkım öyle böyle olur. Yapılır. Öyle ya olur. Surat başka renk, alt başka olmaz. Olmaz. Hatta elin üstü bile boyanır. But. Damla Bilic'le küs müsün hemen? Hemen ona takıldı gözüm. Değilim. Ay herkes niye bunu Damla'yla küs müsün? Niye öyle diyorlar ya? Bilmiyorum. Galiba insanlar biraz... Ama uzun zamandır görüşmüyoruz, bir yani birlikte denk olamıyoruz. Denk gelmediyseniz evet. Öyle zannetmişlerdir. Ama küs değiliz bu arada. Damla'yla konuşuyoruz. Vardendin'in hikayesi de nasıl? Biz bir arkadaşımla bir restorana gittik. Bir yemeği yemek için. Ve o yemeği sipariş verdiğimde... Maalesef o gün o yemeğin ellerinde olmadığını söyledi garson bize. Ve biz de arkadaşım önce var dendi dedi, sonra ben var dendi öyle. O günden beri her şeye var dendi diyoruz. Hepimizin de diline doladın değil iki mi? Günde. Gerçekten herkes bak ama var dendi. Bak ya bir haftadır diyor. Var dendi. Tam yukarı bakar mısın, var dendi boyda. Yılbaşında ne yapıyorsun? Neredesin? Yılbaşında Almanya'dayım aşkım, Mannheim'da, Nobles Club'da. Hı hı. Ben genelde Avrupa'da çalışıyorum yılbaşlarında. Hı hı. Geçen sene de geçen sene de evet Almanya'daydım. Bu sene de Almanya'dayım. Dur şu. Düştü mü? Hayır. Spider-Man, hello. Senin burcun ne? Koç. Ay dünyanın en dengesiz burcu. Bir koç bir ikizler. Değil mi? Katılıyor musun buna? Kesinlikle. Peki sana soruyorum ben. Dur bakayım kız, kayıtta mıyız? Kayıttayız. Burada kayıttayız. Evet. Burada kayıttayız. Amerika'ya neden gittin demişler. Amerika'ya neden gittim? Amerika'ya bir dil eğitimi almak için gittim. Dil eğitimimi aldım. Eğitimimi tamamladım ve şu an geri geldim. Okul işte... sana iyi geldi mi? Çok iyi. Yalnız başına evet, olmak. Evet, tek başımaydım. Yani tek ve başıma... Ve ne zamandır mesela öyle bir sistemden uzaksın? Çok uzun çok, zamandır. Evet. Yani ve ben mesela en çok neyi merak ettim biliyor musun? Sen uykuyu seviyorsun ya, ben de öyleyim.
ya nasıl kalktı bu dedim okula. Çünkü okul ne zamandır yok hayatımızda, anladın mı? Yani unutmuşsun şöyle, öyle bir sistemi. Şöyle söyleyeyim açıkçası. Şey yaptın mı yani? Kaytardığın oldu mu 2 ay içinde? Oldu. Kaç kere oldu devamsızlığı? Yani zorladın mı sınırı yani? Sabah derslerine kaçırıyor çok fazla mu? Katılamıyordum açıkçası. Katılamama sebebi? Uyuyordum. Uyuyordum. Ya uyanamıyordum yani. Beni biliyorsun. Biliyorum. Ben öyle kolay kolay. Yani sabah derslerini birazcık esnek davranıyordum. Kendi kendine öyle bir karar almıştı. Evet. Ama öğlen ama derslerime gayet senin İngilizcen bu arada zaten çok iyiydi. Ama şey açısından iyi oldu. İşte gramerini ya da konuşma dili. Dil dile değmeden. Bir de o da var. Dili öğrenilmez. O da var yani. O kesinlikle tabii. O çok doğru. Hak ettin mi? Hak ettin mi? Hak ettim. Tamam. Hak ettim. İşte oldu. Şunu bir bitireyim artık. Allah belasını veresin şeyi. Asla bitmedi. Asla. O kadar konuştuk, güldük ki. Sus. Sen bir eksik görüyorsun. Orada bir madilik var. Onu düzeltelim. Nereye? Sağda mı? Burada, evet. Şurada. Onu ben de gördüm. Ama orada bir yara izi mi var? Yara izi var. Evet. Sen ona şey yapıyorsun. Boşluk değil o yani. Çünkü o yara izi arkadaşımla piercing yaptırmak istiyoruz. Hı. Bulamıyoruz öyle bir yer Gazi Osman Paşa'da o zaman. Ben dedi yaparım dedi iğneyle. Ne? Yardı oramış işte öyle, şişti orası, intihap kaptı falan. Vardı hani bana ruj, şunu. Ya. Evet ama biraz büyüttü de ama benim dudaklarım ince ya. Kalem tıraşın vardı hani. Mutlaka vardır. Karandaş vardı. Karandaştı da. Karandaş mıydı budu? Taçinka. Taçinka? Ha bir de egolar taçinka. Yakşı. Ay sağ ol canım. Azerbaycan dile danışmayı bilirsen. Bilmem. Bilmirsen. Bilmiyorum. Ne dedi şimdi acaba köpek? Ne küfür etti ya? Ne dedi? Bu mu dedi? Hayır hayır bir şey demedim. Boş ver. Tamam. Yeni dudak yaptı şu anda. Yeni dudak bakar yaptım mısın? Ama. Üstünü yaptım. Alt kaldı. Çünkü benim çok şekilsizdir. But. Burası azdır, buraları azdır. Baba. Burada bir şey vardır baba böyle. Aşık oldum şu anda dudağa. Ya bir de daha temizlemedim. Çünkü benim kendi kıstasım birinin bana iyi makyaj yapıp yapmadığına. Bana uzak çizebiliyor mu? Ve bunu söylemedim sana stres olma diye. O zaman sana bombayı dinleteyim. Evet. Dinle. İlk MAC Kozmetik'te işe başlamaya, işe alındım. Ve mağazaya sokup beni bir demo yaptırdılar. Ve kime demo yaptım? Kime? Banu Yorulmaz'a. Ve Banu abanın dudağına full kırmızı kalem ve rujla bana bir dudak yaptırdılar. Banu abla bana böyle yaptı. Aynı böyle. Ya. Yemin ediyorum. Bana böyle yaptı. Bak bilmeden onun hareketini yapmışım ve bilmeden evet. Onun düşündüğü gibi düşünmüşüm. Bana dudağı çok iyi çizdin. Ya sevdin mi? Bak top 5'imde. Abartma be. Top 5'imde 1'le oynar şu an ya çizdiğim dudak. Ben de böyle bir şey söylemem. Abartma daha dur temizlenmedi bile dudak. Gel. Ben anladım anlayacağımı. Bitmedi daha. Ben anladım anlayacağımı. Teşekkür ederim. Ha, Instagram filtresi gibi makyaj yaptın. Güzel görünüyor bu arada. Hani o filtrelere dudak büyür, gözler çekilir ya. Var da anne. Var da anne. Sürdük mü biraz Christian Lobuta? Biraz sürülür. Dudaklarını böyle şey ya. Onun bir taktiği var. Yok yok bıcak bu ya. Ablam yapar. Neşe. Vallahi ablam ay yapar. Neşe'yi çok seviyorum ya. Sustandı. Dur bakalım sorulardan birini sorayım ya. Hadi sor bakalım. Bak Neşe dedik az önce. Ailenden en sevdiğin kişi kim? Biz zaten ailecek birbirimize o kadar bağlı evet bir aileyiz ya, ki. Evet ya biliyorum maşallah size. Ailem gerçekten benim en büyük şanslarımdan bir tanesi. Ya. Benim de öyle. Gerçekten ne güzel. Gerçekten müthiş bir ailem var. Onları Allah başımızdan eksik etmesin. Amin.
Her biri benim için çok değerli. Her biri her zaman hep yanında. Her zaman hep yanımda ve arkamdalar. Bana her zaman aynen full destekler. O yüzden bunu bilmek gerçekten insanı çok mutlu ediyor. Evet, çok aile şanslı. En önemli şey. Birine benzedim ben eski modellerden. Kime ya? Kime ya? 90'lı yıllarda böyle saçlar kesilirdi. Ay buna aşık oldum ben. Sus ya, o nasıl bir şey ama? Best. Yani şimdi bunun fotoğrafını çeksek Photoshop yaptırdı ya da estetik yaptırdı derler. Ben bayıldım. Çok zorlandım bu arada makyaj yaparken. Ama ne zamandır yapmıyorsun? Evet, bayağı zorlandım. Evet Didem'e birkaç tane daha sorum var, onları soracağım şu anda. Sor. Soruyorum. Can Yaman Didem için libidosu düşük demiş. Bu konu hakkında ne düşünüyor? Can Yaman yani espri olduğu belli. Yani soran kişinin esprisine sorduğunu bildiğim için sen bir google'lama o olayı. Senin haberin yok şu an. Ya ne evet. O? Bir rezilliği görmek için şaka google'la. Evet. Üçüncü şans sonrasında bayılacaksın böyle. Ay anlat kız, ne olacak? Anlat ayol. Yok ya, google'la gör gerçekten. O kadar rezil. O kadar. Hani ağza alınmayacak. Evet, örneklemek istemiyorum. Hayır ya, ağza alınmayacak şekilde değil. Ya bir izle sen. Ay tamam, okey. Bilim varmıyor. Didem hangi soydan? Soydan boyundan. Bu nasıl soru ayol? Babam Arnavut, annem de Edirneli. Oh, herhalde. Böyle gerilmem peki şu anda. Sus, şokum ben ama karı pilates yapıyor oturduğu yerde. Buna hazır mısın? Böyle sormuş. Top musun? top değilim aşkım, tapım. Ya sen? A-P. Nesin? Period. Nasıl bir soru bu? Gerçekten var mı dendi? Var dendi. Var dendi. Var dendi bu arada yani. Var dendi, geldim o yüzden. Var dediler. Kötü yorumlara karşı nasıl ayakta durabiliyorsun? Kalk göster, ayağa kalk. Kötü yorumlara karşı... twerk yapıyorsun. Twerk yapıyorum. Çok muazzam bir teknik. Değil mi? Evet. Önceden de hiç takmıyordum. Önceden de hiç takmıyordum. Biliyorum. Hiç takmıyordum. Biliyorum. Sonra durum birazcık rahatsız da olmaya başladı. Daha da takmamaya başladım onun üstüne. Yani farkındayım işte şeyi, senin o şey karakterin mümkün değil müsaade etmeden. Hani ben sen istesen karakterin aynen izin vermez. Asla. Yazdıklarına gülüyorum yani. Evet. Hani okuyorum ama. Senin eğlendiğini biliyorum. Eğleniyorum ya. Bizzat yani görmüşlerden biriyim yani. Bayıldım. Beğendin mi? Evet. Mesela yılbaşında yapılabilecek bir makyaj bence. Ama böyle olay bir yere yemeğe gidiyorsun. Tabii. Kocanla mesela. Ya da sevgilinle. Ya da sevgilinle. Gözdeki ışık tam bir yılbaşı. Bayıldım. Ben bu bantla gezerim. Gerçekten o bant. Oraya onu monte ettiririm. Ya. Hayatımı. Tabii canım. O bantla mı evlensem? Bantla evlendi. Halısıyla evlenen kadın var ya. Bakar mısınız ya? Bebek misin çok be ya? Çok güzel yaptın makyajı. Eline sağlık. Güle güle kalın. Heyecanlandım gelirken de. Yani bana hiç makyaj yapmamıştım bu zamana kadar. Peki korkuyor muydun hani beceremeyecek falan? Yok hiç, o kadar iyi biliyorum ki. Ha. Ezbere biliyorum senin tarzını. Teşekkür ederim. Kuşa kuşa geldim. Var yani. Feyzi mi ben mi? Şey dermişim Feyzi'cim. Bak yutkundum. Feyzi'cim. Ne diyorsun? Ay bu arada ne diyeceğim? Ne? Senin o YouTube'daki hazırlanış videon. El... Beğendin mi? Güzel olmuş muydu? İnanılmazdı. Ama o kadar ona var ya, o kadar özendik ki. Provasına gittim, provasını çektim. Çünkü insanların merak ettiğini biliyordum. Ne zamandan beri de YouTube'a dön diyorlardı. Ki ben 4 sene önce yapmıştım ama kanalı. Ama olay bir video oldu. Bu da şimdi bu olmuş da ona dönüş videosu oldu. Artık ben de devam ediyorum kanala. Bakalım öyle tat tatlı. Ha başladın sen diyorsun. Başladım. Mis. Evet. Nasıl bir görüntü ya? Ya. Buraya bir koyabilir miyim? Şöyle ikimizin ortasına ya da ekranın tam ortasına. Nereye koyarsın? Ben sana koyayım, atayım onu.
O ne yani? O nasıl bir görüntü desin? O elbiseyle be insansız. O benim defilede çıktığım bir elbiseydi. Sonra biz onu tören gecesinde daha farklı hale getirerek biraz daha boynunu uzattık, ellerini uzattık işte. O gerçekten tek nefeste onun fermuarını çektik ve ben çıktım sahneye. Yani nefesi asla almadım. Almadım. Karnımdan aldım bütün nefesimi gece boyunca böyle kıpırdamadan durdum. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu videoda bir çekiliş yapıyorum. 10 kişiye Darkness maskaradan, diğer ruj renklerimden de her birinden 2'şer tane. 3, 5. 5 de ben ekleyeyim bari diye. 5 sen ekle. Tamam. 10 tane maskara vereyim. Bir de rujlardan da her renginden 10 kişiye verelim. O mat olanlardan mı senin? Onlar çok iyi rujlar. Var bu arada onlar da. Bunları bir çekiliş yapıyorum. Video yayınlandığında direkt Instagram'ıma bir post atacağım. O posttan çekişe katılabilirsiniz. Kerimcan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. 2'lik benden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.